Meclisin açılmasıyla birlikte, Türkiye'nin emeklilik sistemi açısından önemli olan iki reform gündeme gelmekte. Bu reformlar, primlerin düşürülmesi ve yaş şartı ile ilgili olup, torba mevzuat aracılığıyla hayatımıza girecek. Esnaflara yönelik ikramiye günleri değişikliği. Öncelikle, ikinci, torba yasası kapsamında esnaflara yönelik ikramiye günlerinin azaltılması konusu ele alınacak. Bu önemli değişiklik, yaklaşık 1.1 milyon kişinin emeklilik yaşlarını geriye çekecek ve emekli olanların aylık gelirlerinde %20 oranında bir artış sağlayacak. Yeni emeklilik reformunun ana hatları. Yeni bir emeklilik sistemi başlatılıyor. Çalışanların emeklilik hakları garanti altına alınacak ve emeklilik yaşları düşürülecek. Sigorta primleri ve işçi tazminatları devlet hazine tarafından karşılanacak ve herkes emekli maaşının iki katını alabilecek. Emeklilik yaşı ise 56'ya indirilecek. Ek emeklilik hükümleri ve ikinci emeklilik. Ek emeklilik hükümleri, devletin sağladığı sosyal güvenlik sistemi kapsamında bir emeklilik sistemi olarak tanımlanabilir. İkinci emeklilik, dünya ülkelerinde farklı şekillerde uygulanmakta. Türkiye'de ise bu ikinci emeklilik, otomatik katılım bireysel emeklilik planları aracılığıyla sağlanacak. Otomatik katılım bireysel emeklilik planları. 45 yaşın altındaki çalışanlar, bu planlardan otomatik olarak yararlanabilecekler. Her ay maaşlarından %3 oranında kesinti yapılacak, ancak katılımcılar istedikleri takdirde birkaç ay içinde bu sistemden çekilebilecekler. Emeklilik fonu ve bireysel emeklilik planlarının konsolidasyonu. Yeni sistemde, emeklilik fonunun ve bireysel emeklilik planlarının konsolidasyonu önemli bir adım olacak. Ancak, bu anlaşmanın gerçekleşmesi için tarafların mutabık kalması gerekiyor. Emeklilik maaşı ve yaşam standartları. Emeklilik maaşı konusunda, çalışanların emekli olduktan sonra yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir sistem üzerinde duruluyor. İkinci emeklilik sistemi, emekli olduktan sonra gelir düzeylerini korumayı amaçlıyor. Japonya modeli ve Türkiye'ye uyarlanması. Japonya'da uygulanan otomatik kayıt sistemi, Türkiye'de de model alınarak uygulanabilir. Bu sistemde, maaşlardan zorunlu olarak %3 oranında kesinti yapılması planlanıyor. Üçlü prim ödeme sistemi. Yeni sistemde, maaşlardan yapılacak %3 oranındaki kesinti, işveren tarafından desteklenecek ve ulusal düzeyde %30'luk bir katkı sağlanacak. Böylece üçlü bir prim ödeme sistemine geçilmesi hedefleniyor.